Merhaba arkadaşlar, Hızlı Ders Öğren kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde tarih kodlamaları ile ilgili 5 tane kod vereceğim. Geçen dersimizde 2,5 dakikada 5 tane coğrafya kodlaması 2. bölüm videomuzu yayınladım. Onu da hala izlemediyseniz şuradaki linkten izleyebilirsiniz. Bu videoyu sayısalcı arkadaşlarıma, tarihe vakiti ayıramayan arkadaşlarım için çekiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Tarih kodlamaları Anadolu Selçukluları öncesi bunlar arkadaşlar. 1. Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla GUSAKAL Sakal koduyla bilinir arkadaşlar. Türklerin kullandıkları alfabeler nelerdir? GUSAKAL'ın Sakal'ın açılımı nedir? Ona bakalım. G. Göktürk alfabesi. U. Uygur alfabesi. S. Sokt alfabesi. A. Arap alfabesi. K. Kiril alfabesi. L. Latin alfabesi. Baş harflerine tekrar baktığımızda arkadaşlar bunların Gu Sakal olduğunu görürüz. Küçük A'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece bu kodlamayı yapabilmek için onu araya sıkıştırdık. Hemen 2'ye geçelim. 2. Kullandığımız takvimler. 12. Hacerim koduyla bunun aklınıza tutabilirsiniz. Kullandığımız takvimler 12 Hacerim kodu. Bu 12 Hacerim kodu ne demek? Kullandığımız takvimler hangileri? Onlara bakalım. 12. Hayvanlı Türk takvimi. H. Hicri. A'da bir şey yok. C. Celali. E'de bir şey yok. R. Rumi. İ'de bir şey yok. M. Miladi niye bunlarda bir şey yok derseniz arkadaşlar bu kodu oluşturmak için aralara sıkıştırdık. Normal anlamlı bir cümle olsun diye. 12 Hacerim koduyla da kullandığımız takvimleri aklımızda tutuyoruz. Hemen 3'e geçelim. 3 Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri tema koduyla aklımıza geliyor. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri hangileridir? Temanın açılımı nedir? Onlara bakalım. T. Tolunoğulları E. Eyyubiler M. Memlukler A. Akşitlerdir arkadaşlar. Gene baş harflerine baktığımızda tema olduğunu görürüz. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri tema koduyla aklımıza gelecek. 4. İlk Türk Beylikleri. Sakın maça çıkma dayak atarlar kodumuz var arkadaşlar. İlk Türk Beylikleri ile ilgili. Hemen bakalım bu sakın maça çıkma dayak atarlar kodunun açılımına. S. Saltuklular. M. Mengücekler. Ç. Çakabeyliği. D. danışmetler. A. Artuklar. İlk Türk beylikleri de sakın maça çıkma dayak atarlar koduyla aklımıza gelsin. Hem bunların da baş harfleri olduğunu tekrardan hatırlatalım ve 5. maddemize ve son maddemize geçelim bu video için. 5. Anadolu beylikleri. Gemici Hakko koduyla aklımıza gelsin. Anadolu beylikleri hangisidir? Gemici Hakko'nun açılımı nedir derseniz hemen onlara bakalım. G. Germiyanoğulları. E. Eratme devleti. M. Menteşoğulları. C. Candaroğulları H. Hamitoğulları A. Aydınoğulları K. Karamanoğulları K. Karesoğulları O. Osmanoğulları Gene bunların baş harflerine baktığımızda arkadaşlar Anadolu Beylikleri de gemici Hakko koduyla aklımıza gelsin arkadaşlar. 6. Anadolu Selçuklu divan çeşitleri Viptain koduyla aklımıza gelir. Anadolu Selçuklu divan çeşitleri nelerdir? Viptain'in açıklaması nedir? Ona da bakalım isterseniz. Ve Vezaret Divanı, İ. İşraf Divanı, P. Pervane Divanı, T. Tura Divanı, A. Arz Divanı, İ. İstifa Divanı, N. Niyabeyti Saltanat Divanı. Arkadaşlar gene bunların baş harflerine baktığımızda bir yazdığını görürüz. Demek ki arkadaşlar Anadolu Selçuklu divan çeşitleri denilince aklımıza Viptain kodu gelecek diyoruz ve 7. maddemize geçiyoruz. 7. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler kin koduyla aklımıza gelecek. Kin. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler hangileridir? Kin kodunun açıklaması nedir? Bir de onlara bakalım isterseniz. Kayseri, İznik, Niğde. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış şehirler bunlardır arkadaşlar. Gene bunların baş harfine baktığımızda kin yazdığını görürüz. Demek ki bundan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan şehirler hangileri? denildiğinde King koduyla aklımıza Kayseri, İznik, Niğde gelecek arkadaşlar diyoruz ve 8. maddemize geçiyoruz. 8. Denizci beylikler ise Jumps. Bu biraz İngilizce terim gibi oldu ama Jumps diye okunuyor ve o kodla aklımıza gelecek arkadaşlar. Bu Jumps nedir ve denizci beylikler hangileridir? Onlara da bakalım. Canlar oğulları Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Karesi ve Saruhan arkadaşlar denizci beylikler. Bunların gene baş harflerine baktığımızda ise arkadaşlar Janks yazdığını görürüz. Demek ki arkadaşlar Denizci Beylikler bundan sonra aklımıza Janks koduyla gelecek diyoruz ve 9. maddemize geçiyoruz. 9. Osmanlılar dönemine 9. maddemizde geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlılar dönemindeyiz artık. Haçlarla yapılan savaşlar sırasıyla sınav 2 koduyla aklımıza gelecek arkadaşlar. Haçlarla yapılan savaşlar hangileridir? Yani sınav 2'nin açıklaması nedir? Onlara da bakalım. S Sırp Sındığı I Kosova Yani birinci Kosova N Nibolu Ve Varna 2 ikinci Kosova Dan aklımıza gelecek arkadaşlar Gene baş harflerine baktığımızda Sınav 2 olduğunu görürüz Oradaki küçük A Anlamlı bir cümle oluşturabilmemiz için Araya sıkıştırdığımız küçük bir harf arkadaşlar Öyle diyelim Haşlarla yapılan savaşlar Bundan sonra aklımıza sınav 2 koduyla gelecek arkadaşlar diyoruz ve bu videonun son maddesine 10. maddemize geçiyoruz. 10. Osmanlı kuruluş dönemi savaşları KMS sınavı 2 koduyla aklımıza gelecek. Osmanlı kuruluş dönemi savaşları nedir? KMS sınavı 2 kodunun açıklaması nedir? Onlara bakalım. 1. Koyunhisar Savaşı ilk Osmanlı Bizans Savaşı'dır. 2. Maltepe Savaşı Palekkanon Savaşı da denilir. 3. Sazlıdere Savaşı Haçlı yenilir Edirne alınır. 4. Sırp Sındığı Savaşı Balkan kapıları Türklere açılır. 5. 1. Kosova Savaşı ilk kez top kullanılır. 6. Nibolu Savaşı Anadolu Hisarı yaptırılıyor arkadaşlar bu savaşta. 7. Ankara Savaşı Anadolu'da siyasi birlik bozuluyor. 8. Varna Savaşı 2. Murat tekrar tahta çıkıyor arkadaşlar. 9 ise 2. Kosova Savaşı'dır. Balkanlar kesin olarak Türk yolu da haline geliyor ve taarruz dönemi başlıyor. Gene bunların baş harflerine baktığımızda KMS, Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı, Sazdere Savaşı olduğunu görürüz sınavı ise Sırp Sınırı Savaşı, Kosova, 1. Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, Ankara Savaşı, Varna Savaşı olduğunu görürüz. Ve iki de 2. Kosova Savaşı olduğunu görürüz. Demek ki bundan sonra Osmanlı kuruluş dönemi savaşları KMS sınavı iki koduyla aklımıza gelecekmiş. 11. Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirler Besi koduyla aklımıza gelsin. Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirler hangileridir? Besi kodunun açıklaması nedir? Hemen ona bakalım. Bursa, Edirne, Söğüt, İznik, İstanbul. Baş harflerine baktığımızda arkadaşlar B, oluyor. Gördüğünüz gibi artık Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirlere B, koduyla aklımıza getirebiliriz diyoruz ve 12. maddemize geçiyoruz. 12. Osmanlı'da salyeneli yani özel yönetimli eyaletler muhabbette çay koduyla aklımıza gelsin. Bu muhabbette çay kodu nedir? Osmanlı'da salyeneli yani özel yönetimli eyaletler hangileridir? Onlara da bakalım. M, Mısır. H, Habeş. B Basra, B Bağdat, T Tunus, T Trablusgarp, C Cezayir, Y Yemen. Gene baş harflerine baktığımızda arkadaşlar muhabbette çay olduğunu görürüz. Aralara bazı harfler sıkıştırarak anlamlı bir cümle elde etmeye çalışarak muhabbette çay kodumu, kodunu bulmuş olduk. Böylelikle arkadaşlar Osmanlı'da salyeneli yani özel yönetimli eyaletleri muhabbette çay koduyla aklımıza getiriyoruz diyoruz ve 13. maddemize geçiyoruz. 13 Osman Devleti'nde duraklamanın iç nedenleri ise duraklarda hep çay içtik koduyla aklımıza gelsin. Duraklarda çay, hep çay içtik ne demek? Osmanlı Devleti'nde duraklamanın iç nedenleri nedir? Onlara da bakalım. Haremlerin ülke yönetimine katılması, eğitim sisteminin bozulması, padişahların kişiliklerinde meydana gelen değişiklikler, çift bozanların atması, ağır vergiler nedeniyle iç isyanlarına çıkması, yeniçerilerin zorbalıkları, devlet adamı seçiminde liyakatin gözetilmemesi, devşirme ve tımar sisteminin bozulmasıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde duraklamanın işledenleri. Biz Osmanlı Devleti'nde duraklamanın işledenlerini duraklarda hep çay içtik koduyla artık aklımıza getireceğiz. 14. İkinci Mahmut askeri islahatlar sevdam koduyla aklımıza gelsin. Bu sevdam nedir? İkinci Mahmut askeri islahatları hangileridir? Onlara da bakalım. S. Se, Sekbanı Cedid. E. Eşkinci Ocağı. ve Vakai Hayriye. D. Darushurayi askeriye A Asakiri Muhammediye M Mızıkayi Humayun Arkadaşlar 2. Mahmut askeri satları böyle Gene baş harflerine baktığımızda Sevdam yazdığını görüyoruz Bundan sonra neymiş 2. Mahmut askeri satlarını Sevdam koduyla aklımıza getiriyormuşuz 15. ve bu video için Son maddemize bakalım 15. 2. Mahmut'tan sonra gelen padişahları Karıştırıyorsanız yukarıdan aşağı Okuyun arkadaşlar Mahmut alttaki kodumuzu yukarıdan aşağı okuyarak ikinci Mahmut'tan sonra gelen padişahları karıştırıyorsanız bu kodu kullanabilirsiniz diyoruz. 16. İkinci Mahmut'un idare alanındaki yenilikler Pis Nedim koduyla aklımıza gelsin. İkinci Mahmut'un idare alanındaki yenilikler nedir? Pis Nedim'in açıklaması nedir? Hemen ona bakalım. P. Pasaport uygulamasını başlatmıştır. İ. İçişleri Dışişleri Bakanlıkları açmıştır. S. Sadrazamlığı kaldırmıştır. N. Nazırlıklar kuruldu. E. Encümeni danışma kuruldu. Tercüme odalı yani. D. Divan kaldırıldı. İ. İlk nüfus sayımı yapıldı. M. Meclisi ahkamı adliye kuruldu. M. Muhtarlıklar açıldı. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar pis nedim yazdığını görürüz. Yani arkadaşlar 2. Mahmut'un idare alanındaki yenilikler denince aklımıza pis nedim kodu gelsin ki bu soruları geldiğinde daha kolay yapabilelim diyoruz ve 17. maddemize geçiyoruz. 17. İran ile yapılan anlaşmalar kafesin koduyla aklımıza gelsin. İran ile yapılan anlaşmalar nelerdir? Kafesin kodunun açılımı nedir? Ona bakalım. K. Kasrı Şirin Anlaşması F. Ferhat Paşa Anlaşması S. Serav Anlaşması N. Nasuh Paşa Anlaşması Gene baş harflerine baktığımızda arkadaşlar kafesin olduğunu görürüz. Araya A ve E harflerini sıkıştırmışız ki anlamlı bir cümle olsun diye. Yani arkadaşlar ilan ile yapılan anlaşmalar dediğimizde kafesin kodu aklımıza gelsin diyoruz ve 18. maddemize geçiyoruz. 18. Osmanlı'da Kapıkulu atlı birlikler hepsi S si harfi ile başlıyor arkadaşlar. Osmanlı'da Kapıkulu atlı birlikler hepsi S si harfi ile başlıyor. Sipahiler, silahtarlar, sol ulufeci, sağ ulufeci, sağ garipler, sol garipler. Yani arkadaşlar Osmanlı'da Kapıkulu atlı birlikler dediğimizde aklımıza hepsi S harfi ile başlayan askerlerin atları gelsin. Neyler bunlar? Spyler işte dallar falan. 19. Tanzimatla yapılan istihatlar Tim Ha koduyla aklımıza gelsin. Bu Tim Ha ne demektir? Tanzimatla yapılan istihatlar nelerdir? Onlar da bakalım. T. Tanzimat. İ. idare, M. Maliye. H. Hukuk. A. Askeriye. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar Tim Ha yazdığını görürüz. Demek ki arkadaşlar tanzimatla yapılan istihatlar denilecek de Tim Ha gelecek. Timha koduyla bu soruyu da yapabileceğiz. 20. Osmanlı Devleti'nin donanmalarının yakıldığı yerler sırasıyla içiniz koduyla bilinir arkadaşlar ya da öğrenilir. Osmanlı Devleti'nin donanmalarının yakıldığı yerler nelerdir? İçinizin açıklaması nedir? Ona da bakalım. İ. İnebahtı. Ç. Çeşme. N. Navarin. S. Sinop. Gene baş harflerine baktığımızda arkadaşlar içiniz yazdığını görecek. Arada İki tane i'yi biz koymuşuz ve anlamlı bir cümle oluşturmaya çalışmışız arkadaşlar. 21. Lale devri istatları çimmeç koduyla hakkımıza gelir. Çimmeçik ne demektir? Lale devri istatları nelerdir onlara bakalım. Çiçek aşısı ilk, itfaiye örgütü ilk, mimari alanda Avrupa mimarisi örnek alındı. Matbaa ilk özel, elçilikler açıldı. Geçici yani. Çin'i imalatı, Çin'i imalatı. Kağıt fabrikası kuruldu. Gene arkadaşlar baş harflerine baktığımızda çık olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar bundan sonra lane devri statlarının koduyla hatırlayabiliriz diyoruz ve 22. maddemize geçiyoruz. 1. Mahmut dönemi HKH koduyla bilinir arkadaşlar. 1. Mahmut dönemi nedir? HK kodunun açıklaması nedir? Onlara bakalım. H, Hendesehane, K, kapitülasyonlar, Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. H, Humbaracı Ocağı. Yani arkadaşlar 1. Mahmut dönemi dediğimiz aklımıza HK kodu gelecek. Baş harflerine baktığımızda da HK kodu olduğunu görürüz diyoruz ve 23. maddemize geçiyoruz. 23. 3. Mustafa dönemi MEST koduyla bilinir arkadaşlar. Bu MEST nedir? 3. Mustafa dönemi nasıl geçmiş ona bakalım. M. Mühendisani-i Bahru Esam Senedi. Sürat Topçuları. Gene baş harflerine baktığımız arkadaşlar MEST olduğunu görürüz diyoruz. Yani 3. Mustafa dönemine mest koduyla aklımıza getireceğiz diyoruz. Ve 24. maddemize geçiyoruz. 24. 1. Abdülhamit dönemi G.Y. Muci koduyla aklımıza gelir. 1. Abdülhamit dönemi nedir? G.Y. Muci kodunun anlamı nedir? Ona da bakalım. G. Gemi yapımı. Y. Yeniçeri sayımı. M. Maliye ve saray giderleri düzenlendi. U. Ulufe alım satımı yasaklandı. C. Julius Bahşişi kaldırıldı. İ. İstiham okulu açıldı. Yani arkadaşlar 1. Abdülhamit döneminde G.Y. Muci koduyla anlıyoruz, hatırlıyoruz. Baş harflerine baktığımızda da mucu olduğunu görüyoruz ve bu video için son maddemize, 25. maddemize geçiyoruz. 25. 3. Selim dönemi Fransızca Yemmin koduyla bilinir. Fransızca devletin resmi yabancı dili oldu ve okullarda okutulmaya başlandı arkadaşlar. Y yerli malı kullanımına teşvik, E elçilikler sürekli hale getirildi, M Mühendisani Behri Hümayun, M matbaa ilk devlet matbaası kuruldu. İ, iradi cedid ne nizami cedid. Arkadaşlar gene baş harflerine baktığımızda Fransızca yemmin olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar 3. Selim dönemi Fransızca yemmin koduyla aklımıza gelsin diyoruz ve 2. Mahmut dönemi memur tabip koduyla bilinir arkadaşlar. İlk önce memur nedir ona bakalım. Memur M. Me, müsaadere kalktı. E eşkinci ocağı kuruldu. M marafi adliye kuruldu. U ulumu edebiye kuruldu resmi kıyafet memura zorunlu kılın arkadaşlar. Gene baş harflerine baktığımızda memur yazdığını görürüz. Yani arkadaşlar 2. Mahmut dönemi memur tabip koduyla bilebiliriz. Şimdi tabipe bakalım tabip ne demekmiş. T takvimi vakayı çıkarıldı. A Asakiri Mansurayı ı Muhammediye Yeniçeri'nin yerine kuruldu. B bakanlıklar nazırlıklar kuruldu. İ ilk nüfus sayımı yapıldı. P posta teşkilatı kuruldu. Gene arkadaşlar baş harflerine baktığımızda tabip yazdığını görürüz. Yani arkadaşlar 2. Mahmut dönemi denilince akla Memur Tabip kodumuz gelecek diyoruz ve tarih kodlamalarını bitiriyoruz arkadaşlar. Tarih kodlamaları bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için bu zamana kadar destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hala Facebook sayfamızı beğenmediyseniz facebookcom ders veya bu videonun altındaki açıklamalar kısmından Facebook sayfamızın linkini bulabilirsiniz. Bütün duyurular, bütün videolar ilk orada paylaşılacak arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyoruz. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.